Veda eder gibi. Star'da bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memleketi Trabzon'da AK Partili gençlere seslendi. Sözleri kabineye veda mı ediyor dedirtti. Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki gideriz. Geri çekilmek, geri adım atmak da bir erdemdir. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum demiş. Dün Süleyman Soylu acaba orada bir değişiklik mi var İçişleri Bakanlığı'nda ya da Sayın Soylu kendisi mi bir karar arifesinde? Ateşkese rağmen Guta'da sivil katliamı ne bekliyordunuz? Ne olacağını zannediyordunuz? Çok özür dileriz deyip duracakları mı tahmin ediyordunuz? Tabii ki değil. 7 günde 500 sivili katleden Esad, Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararını da tanımadı. Rejim Doğu Guta'yı varil bombaları ve kimyasal silahla vurdu. Kara harekatı başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için aldığı bir aylık insani ateşkes kararının ardından harekete geçen Esad, Doğu Guta'da sivillerin bulunduğu sığınaklara bomba yağdırdı. Kimyasal silah da kullanan rejim Guta'ya kara harekatı başlattı, diyor Star gazetesinde.